Merhaba arkadaşlar. Bugün size Xiaomi'nin ev güvenlik kamerası olan Mi 360 derece 2K olan modelini tanıtacağım. Bu modeli yaklaşık birkaç ay oldu. Test ettim, kullandım. Önce deneyimlerimi anlatayım. Sonra model incelemesine geçmiş oluruz. Kamerayı inceleriz daha sonra birlikte. Önce deneyimlerimi anlatayım. Bunu alırken birçok farklı model vardı. Hatta zincir mağazalarda satılan modeller vardı. Onlara da baktım. En uygun olanını kendime göre bunu buldum. Bunu aldım o yüzden hem Xiaomi hem evdeki cihazlarla uyumlu olsun diye. Hem de özellik olarak 2K olmasını istedim. Ve hareket algılayıcı sensörü ve takip özelliği olduğu için bu kamerayı seçtim. 2 aydır yaklaşık olarak ben bunu kullanıyorum. Kullanım deneyimde şu şekilde. Evde herhangi bir algılama olduğu zaman 10 dakika aralığını almıştım. Ve direkt telefonuma bildirim geliyor. SD kart takmadığım içine ve o bildirim anını yaklaşık 3-4 saniye olarak da izleyebiliyorum kartsız halinde. Bu çok güzel bir deneyim. Görüntü kalitesi oldukça iyi. 2K olarak veriyor. Hani tam 2K mıdır değil midir o arasında 2K olarak yazıyor ama görüntü kalitesi oldukça net. Gece ve gündüz görüntüleri gayet iyi bir şekilde izletebiliyorum. Sesli konuşma özelliği var. Özellikle seçtiğim noktalardan bir tanesi buydu. Telefonla aradığım zaman, kameraya sinyal gönderdiğim zaman telefonla ses sinyali, karşı taraf ev içerisinden, normal bir ev içerisinden gayet iyi bir şekilde, düzgün bir şekilde karşı taraf sesimi duyuyor ve ben de onun sesini alabiliyorum. Bu özellik de gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Ayrıyeten diğer bir özellik, SD kartı takıp bütün görüntülerinizi hareket algılandığı anda ayarlarsanız görüntüyü kaydedebiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Ev içerisinde kullanırken, telefon da evdeyken, bu cihaz da evdeki Wi-Fi ağına bağlıyken çok daha hızlı. Ama dışarıdan açtığım zaman mesela 4.5G üzerinden, internet üzerinden bunu açtığım zaman ufak bir yavaşlık oluyor. Yani evde ağıyla olduğu zaman dışarıyla arasındaki fark biraz daha yavaş, dışarıda biraz daha yavaş çalışıyor. Uygulamanın açılması, kameraya bağlanması. Biraz dezavantaj noktası o ama çok fark eder misiniz, etmez misiniz? Sıkıntı yaratmıyor benim için şu andalık. Birkaç saniyelik bir gecikme o kameranın diğer farklılıklarından bir tanesi. Şimdi kamerayı öncelikle izleyelim. Şu üzerinde görmüş olduğunuz sarı yer, sarı bir halka var. Burada da sarı, bu 2K olduğunu belli ediyor. Ve özelliklerine geçelim. Üzerinden de testimizi yapalım. Ben bunu kullandım. Şimdi resetleyeceğim. Telefonun Mi Home uygulamasını yükleyeceğiz. Ve onun üzerinden cihazı kurulumunu başlayıp ve tekrar özelliklerini anlatmaya devam edeceğim. Hızlıca kutu üzerinden başlayalım cihazımızı anlatmaya. Mi logosuyla başlıyor. Burada 2K var. 2K yazan altın renkli logosu burada kameranın da 2K olduğunu gösteriyor. Buradan anlayabilirsiniz. Mi 360 derece home security kamera olarak geçiyor. 3 megapiksel. Model numarası burada yazıyor. Bu model numarasını başka cihazlarla karıştırmak için özellikle alışveriş sitelerinde görüntü olarak bu cihazı gösteriyor. Satın aldığınız zaman farklı bir model, yani bunun bir düşük modelini size gönderebilirler. O yüzden model numarasını sitede alışveriş yaparken karşılaştırın ki daha sonra sorun yaşayamıyorsunuz. 269 gram ağırlığı var. 110 derece açısı. H265'te kodeine sahip. 2304'e 1296 çözünürlük. F1.4 lens aralığını az önce söylemiştik. 5 volt 2 amperde çalışma gücü. Maksimum 32 GB'a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz. İçerisinden adaptör çıkmıyor arkadaşlar. Bazı modellerinde çıkıyormuş. O da fiyata etki edebilir. Bunun içerisinden sadece kablosu ve de askı aparat için gerekli olan parçalar çıkıyor. Ve de kullanma kılavuzu var. Adaptör kablosu da yaklaşık 1 metreden biraz daha büyük bir adaptör kablosu var. Şu şekilde bir adaptör kablosu var. Kutu içerisinden gelen kendi kablosu 1 metreden biraz daha uzun. Buna isterseniz şöyle bir adaptör kullanarak elektriğe bağlayabilirsiniz. Ben bu cihazı evin orta noktasına yerleştireceğim için modemim de orada olduğundan dolayı modemden arkasındaki USB çıkışından elektrik alarak çalıştırdım. Hiçbir bir sıkıntı olmadı. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Buna yeterli olur. Siz de öyle bir şey USB çıkışı olan bir yerden kabloyu bağlayıp kullanabilirsiniz. Şimdi cihazımız üzerine geçelim. Şu şekilde az önce tarif ettiğim gibi şurada sarı renkli 2K logosu var. Hemen altında mikrofon deliği var. Onun altında da SD kart deliği var. Kutu ilk açıldığı zaman kapalı olabilir. Şöyle manuel olarak elde kaldırıp buraya 32 GB'lık veya ona kadar olan bir SD kartınızı takabilirsiniz.
Hemen arkasında da hoparlör deliği var. Oradan hoparlörden sesi duyabiliyorsunuz. Altında askı aparat için gerekli olan, takılacak olan yer var. Buraya kabloyu bağlayacağımız nokta elektrik için. Hemen yan tarafında da reset. Bir defa bastığınız zaman kamera açılıyor. Bir defa bastığınız zaman kamerayı kapatabilirsiniz. 3 saniye boyunca da basılı tuttuğunuz anda otomatik olarak kendini resetleyecek. Sonra tekrar kurulum yapmanız gerekecektir kamera üzerinde. Hemen arkasında bir tane Mi logosu bulunuyor. Boyut olarak şu şekilde arkadaşlar, bir Samsung'un telefon kumandasıyla yan yana koyduğumuz zaman oradan ölçüyü alabilirsiniz. Gözünüzde kararlaştırmak anlamında bir tane şarj adaptörümüz var. Ve de telefon olarak boyutlandırmayı görüyorsunuz, boyutlarını. Güzel bir kamera. Görüntü olarak şık bir tasarıma sahip ve fazla yer kaplamıyor. Ama özellikler olarak da iyi bir kamera. Şimdi bu Mi Home uygulamasını telefonumuza yükleyelim ve üzerinden kullanmaya başlayalım. Evet, öncelikle bir elektriğimizi bağlayalım. Ve burada Mi Home uygulamasını telefonumuza indirelim. Kameramızı elektriğe bağladık. Üzerinde turuncu ışık yandı. Buradan görüyorsunuz. Elektrik yanar gelir gelmez bu hemen zaten senkronizasyona kendisi başlıyor. Öncelikle bir etrafı algılayacak. Sağa sola dönecek. Biz de hemen bu arada Mi Home uygulamasından açalım ve kullanmaya başlayalım. İlk defa Mi Home uygulamasını yüklüyorsanız buraya bir kurulum için e-posta ve şifre girmeniz lazım. Yani bir oturum açmanız gerekiyor. Tekrar kurulum için kamerayı ben bir resetliyorum. Reset tuşuna bastım. Evet, reset komutunu aldı. Lütfen bekleyiniz dedi. Ve cihaz şu anda kendini resetleyecek ki tekrar kurulum yapmama izin versin. Şu anda Mi Home uygulamasını yükledim. Şu anda Mi Home uygulaması telefonda boş. Ve bunun üzerinden tekrar kurulumu yapmaya başlayacağız. Şimdi cihazın kendini resetlemesini bekliyorum. Hatta şuradan artı tuşuna basacağım. Bakın burada cihaz ekleme bölümü var. Mi Home uygulaması eğer telefonunuzda yoksa indirip cep telefon numaranızı girip rahatlıkla kurulumunuzu yapabilirsiniz. Hesap açabilirsiniz. Şöyle çevirelim. Buradan da ekrandan gözüksün. Şu anda bağlantıyı kurun diye bize bir uyarı geldi. Hemen cihaz ekleme olarak seçiyorum. Yakındaki cihazlarla Bluetooth üzerinden etkinleştirilsin mi, bulunsun mu diye bize soruyor. Ve onu da kabul ettim. Şu anda bakın burada seçti. Onu seçiyorum ve buradan Wi-Fi ağına bağlan diyor. O hala bize bağlantıyı kurun diyor ama problem yok. Bağlanacağız. Önce cihazın Wi-Fi olarak şifresini girmemi isteyecek. Hemen ben de Wi-Fi olarak şifresini gireceğim onun. Evet, Wi-Fi şifresini girdik. Şu anda cihaza bağlantımızı bekliyoruz. Cihazı telefona yaklaştırın diyor. Cihaz bilgisi yüklüyor ve şu anda bizden barkodu taramasını istedim. Hemen barkodumuzu tarayalım ve bağlantı işimizi daha hızlı bir şekilde ayarlayalım. Şu anda barkodu okudu ve cihaza bağlanıyor. Şu anda başarıyla bağlandı olarak uyarımızı aldık. Ve yeni oda belirleyin diye bizi ekledi. Herhangi fark etmez. Oturma odası olarak seçtim. Sonraki diyorum. Mi 360 adını belirle dedi. Adını değiştirmiyorum. Yine aynı şekilde kalsın. Buradan favorilere ekleyebilirsiniz veya kısa olarak ekrana atabilirsiniz. Direkt geçiyorum ben. Ailedeki diğer üyelerle bunu beraber paylaşabilirsiniz. Onlar da ağınızı ve kameranızı o şekilde kullanabilir. Henüz paylaşma diye devam ediyorum. Şu anda iki kamera kullanım şartlarını kabul edin diyor. Seçiyorum.
Ve şu anda bağlandı kameraya. Şuradan beni görüyorsunuz. Telefon üzerinden buradan kayıt yapıyorum. Buradan da görüntüyü algılıyorum. Şimdi şöyle bir ekranımızı dışarıya doğru çevirelim. Şunun üzerinden gösterelim ben size. Şurada yön tuşu var. En çok kullanacağınız yer bu. Buradan kamerayı sağa sola istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Dönüş anında çok ufak bir motor sesi alabiliyorsunuz. Tabii yanında olmayacağınız sürece duymazsınız. Yukarı aşağı ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Full ekran moduna geçip bunun üzerinden buradan ayar yapabilirsiniz. Yakınlaştık isterseniz bakın parmağınızla ileri geri ve çift şekilde ayarlayarak bunu burada yaklaştırıp zoomlayabiliyorsunuz. Elinizle ekranınızda kamerayı yön tuşlarına değdirmeden buradan kumanda edebiliyorsunuz. Bakın parmakla da çevirebiliyorsunuz bunu. Ekranın üzerine bir defa dokunduğum zaman burada ses açma ve kapama düğmesi var. Bu ses açma kapama düğmesine dokunduğunuz anda şu anda telefon üzerinden sesini duyuyorsunuz. Bir ev içerisinden gayet ideal bir şekilde sesi duyup kumanda edebiliyorsunuz. Yani konuşabiliyorsunuz. Hemen altındaki düğmeden bastığınız anda anlık olarak fotoğraf çekebilirsiniz. Bastığınız anda ekran fotoğraf çeker. Burada kayıt alabiliyorsunuz. Kayıtlarınızı daha sonradan izleyebiliyorsunuz. Bu da canlı konuşma düğmesi. Buna basıyorum. Canlı olarak yankı yapacak ama bir anlık ses göndereceğim. Hatta biraz uzakta tutup göndermem gerekecek. Ses kontrol. Ses deneme 1-2. Çok fazla yankı yaptığı için fazla uzun bekletemeyeceğim buradan size. Hemen bir uygulamanın ayarlar bölümüne bir geçelim. Oradan hızlıca bahsedelim ayarları. Yine bu ön ekran ayarlarını gösterdik. Burada tekrar oynat bölümü var. Burada hafıza kartı kullandığınız zaman eski kayıtlarınızı izleyebilirsiniz. Mesela 16 GB taktığınız zaman yaklaşık olarak 36 saat, 32 GB taktığınız zaman da 3 gün olarak kayıt yapacağını söylüyor. Ben mesela hafıza kartı takmadığım andan beri yani ayarlarını yaptım ve ekranda bir hareket algılandığı anda 3 saniye bana yine bir gösterimde sunuyor ve telefonuma burada hareket algılama şeklinde bildirim geliyor ve oradan açıp 3 saniyeliğine bile olsa ben o bildirimi izleyebiliyorum. Hemen şuradan geri geliyorum. Bakın kameranın açılıştan da anlaşıldığı gibi buradaki kendi ilk ana ekranı buradan kamerayı kapatıp buradan kamerayı açabiliyorum. Daha fazla ayarlarına şuradan girelim. Tekrar üzerine bastığım zaman ayarlar bölümüne geçeceğim. Hemen sol tarafta kamera ayarları var. Burada durum ışığı, veri kullanılması, hareket rotası, uyku ayarları, görüntü ayarları. Mesela uyku ayarlarına girdiğim zaman otomatik olarak uyku zamanını kendiniz seçebiliyorsunuz. Yani kamera şu saatlerde çalışsın, şu saatlerde dursun isterseniz ayarlayabilirsiniz. Görüntü ayarları var. Filigran, lens, aralığı, görüntüyü döndürmesi hepsini buradan bakın ters çevirebilir görüntüyü. Ters monte ettiğiniz zaman da buna bastığınız zaman görüntüyü ters bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Hemen geriye gelelim. Kamera kalibrasyonu var. Bakın buna dokunduğunuz anda kamera kendini tekrar kalibre ediyor. Tekrar ayarlarımıza gelelim. Cihaza isim verebiliyorsunuz. Konumunu yönetebiliyorsunuz. Cihazı başka ev içerisindeki cihazlara veya telefonlara paylaşabiliyorsunuz. Otomasyonda günlük hareketlerini buradan takip edebilirsiniz. Cihazı günleştir, güncelleştirme ayarları. Kamera kısa yolları olarak kullanabilirsiniz. Burada al ayarları var. Burada bebek ağlama sesini ekranınızdan takip edebilmesini açmanız gerekiyor. Depolama ayarlarında yine bellek kartı taktığınız zaman karşısına çıkacak.
En çok kullanacağınız yerlerden biri de ev gözetim asistanı olarak geliyor. Bunu seçtiğiniz anda bakın burada ev gözetim aralığı, bütün gün veya hemen üzerine seçelim. Gündüz gözetimi 24 saat, gece veya kendiniz bir zaman aralığı belirleyip evi buradan gözetleyebiliyorsunuz veya kapınızın önünde takarsanız da oradan dışarıdaki hareketlere göre bildirim alırsınız. Hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Bölüm hassasiyetini yüksek veya düşük ona göre kayıt süresi artar veya azalır. Mesela zaman aralığı olarak vermiş. Ben bunu 10 dakika ayarladım. Mesela çıktığım anda 10 dakika içerisinde evde bir hareket olduğu anda 10 dakika aralıklarla bana bildirim gönderiyor. Bu da anında iletilen algılama bildirimi. Yani bir hareket algılandığı anda direkt sizin telefonunuza bildirim gelmesini istiyorsanız bunu seçmeniz gerekecek. Etkinlik bildirim türünü de buradan değiştirebiliyorsunuz. Değişiklik aldığı bir ortamda sürekli aynı hareketler varsa bunu buradan değiştirebilirsiniz. Gözetlenen alanda bir hareket varsa buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bebek aldığında gönderilen iletim bebek sesini seçip oradan size bunu gönderebilir. Akıllı ortam tetiklendiğinde gönderilen iletme bildirimi. Burada ortamdaki diğer Mi cihazlarıyla beraber bir algılama yaşandığı anda akıllı ortam cihazlarıyla alakalı bir problem olur. Onlar bir algılama yaşadığı anda bu kamera size buradan iletim gönderebilir. Ev gözetim asistanı da bu şekilde. Depolama ayarlarını az önce göstermiştik. Diğerleri de cihazın ufak tefek ayarları kullandığınız anda bunu daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Ben bunu yaklaşık 2 aydır kullanıyorum söylediğim gibi. Ve gayet de güzel, memnunum. Almak isteyenlere de bu kamerayı tavsiye edebilirim. Bakın burada gözetim ayarını açtığımız anda bize bildirim olarak gönderiyor. Burada gözetim ayarlarını zaten açmıştık. Hemen burada ev gözetim ayarı. Bak hareket algılandı diye. Burada bir bildirim geldi. Hemen onu açıyorum. Yükleniyor diye yazıyor burada. Algıladı bu büyük ihtimalle burada benim kolumu veya bir masa hareketini algıladığı için buradan bize bir görüntüyü iletmiş oldu. Hatta benim kolumu yan tarafta şurada benim kolum karanlıkta kaldığı için ışık bana doğru vurmadığı için burada karanlıkta kalıyorum. Bu kameradan anlatacaklarımız bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.